Efendim Kanal Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine harikayız vallahi. Yani bilmiyorum. Bugün çok sürprizler var. Semen. Efendim? Sen zannediyorsun ki... O sadece bir çırpıcı. Bir çırpıcı. Halbuki? Karıştırıcı. Ya? Karıştırıcı. Hayatta karıştırıcı olmayacaksın. Hiçbir şeyi karıştırmayacaksın. Değil mi? Ya, çırpabilirsin. Ama karıştırmayacaksın. Şimdi mutfakta Semen var. Bu çırpıcı bugün neye dönüşecek? Hadi hayırlısı bakalım. Ay, çırpıcı olacak size taşıyıcı. Allah Allah. Taşıyıcı. Gerçekten taşıyıcı olacak. Ay bekleyin, çok güzel sürprizim, harika. Semen nasılsın? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Ben Semen'i tanıyamıyorum, siz ne diyorsunuz? Gerçekten zayıf bir insan oldu kendisi. Zayıf değil bacım, daha yolumuz var. Semen, yani inan ki yani boynun falan böyle incecikmiş. Meğer belim varmış. Belin varmış, boynun varmış. Meğer bacaklarım inceymiş çok falan. Çok güzel oldu. Kendimi arkeolojik kazı gibi hissediyorum. Böyle kazıdıkça aşağıdan bir şeyler çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bu çiçeğimi gönderen çok özel bir firmaya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok nazik, çok zarifler. Çok güzel orkide, sevdiğimi biliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İsmini açıklayamıyoruz ama yakında hepiniz öğreneceksiniz. Evet. Bugün sizin için neler yapacağım? Neler? Ben şimdi bugün çırpacağım da. Bakalım neler çıkacak onun altından. Şimdi bir tane unsuz kekimiz var Derya Hanım. Hani sağlıklı beslenmeye yönelik olarak yapabileceğimiz ve yine asma yaprağında sarma tavuğumuz var. Tavuk sarması. Asma yaprağında. Ben balık bilirim asma yaprağında. Tavuk da olur, çok güzel olur. Bir de vişneli mişneli falan böyle. Bahar geliyor, hafif hafif lezzetli şeyler yiyelim. Sen tane... neler yiyorsun onu anlat bize. Bunları yiyorum işte. Hadi canım. Tabii canım. İçinde yağ yok, şeker yok, problem yok. Güzel. Evet, yağ güzel. Yoksa şeker yoksa un yoksa bu problem yok. Bu kahveyi de yaptırıyor galiba yağ bu yok, yiyecekler. Un yok, şeker yok. Problem yok. Şimdi unsuz kekten başlayalım isterseniz. Ay, ben onu bir fırına kek, koyayım. Şu günlerde çok tutan bir şey. Öyle mi? Evet. Yani çok yani, Twitter'da falan da çok şimdi yazılıyor. Şimdi mevsim yaza döndü. Herkes zayıflamak istiyor. Tarifleri de benim web sitemde de bulabilirler. Merak edenler. Oradan baksınlar. Şimdi işin sırrı yulaf. Mercimek haşladık, kırmızı mercimeği haşladık normal, çok sulu bırakmadık. Bir dakika, mercimek şu yeşil gibi duran kırmızı mercimek evet, mi? Evet, onu haşladığınız zaman malum rengi değişiyor. Yulaf koydum, rendelenmiş havuç koyuyorum. Çok sağlıklı, şuraya kadar evet, süper. Yani şimdi bu yağı koysanız da olur, koymasanız da olur. Biz koyalım lezzet açısından, tamam. İsteyen koymasın. Koymasak tutar mı? Tutar tabii ki. Yağ güzel. Tutucu değildir, yağ pişiricidir. Tamam. Yağ koymadığınız zaman biraz sası ve yumuşak olur. O ne? Böyle. Bu köri, kimyon da koyabilirsiniz onun yerine. Tamam. Süt koyuyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. Üzerine ceviz ve fındık ekleyeceğim. Şimdi eğer çok sulu olursa, mercimeği mesela çok sulu bıraktıysanız sulu kalabilir. Veyahut da hani siz daha sert kıvamlı bir şey istiyorsanız tam buğday unu ekleyebilirsiniz bunun içerisine. Gene sorun olmaz. Baktınız ki çok cıvık. Mesela bu şu anda çok cıvık oldu. Birazdan gene çekecek kendisini. Onu görme fırsatımız olmayacak ama. Evet. Şimdi ununu ne zaman koyacağız? Normalde bunu unsuz yapabilirsiniz. Yulaf miktarını arttırırsınız. Un hiç koymazsınız içine. Arzu ediyorsanız. Biz şimdi birazcık koyacağız. Unsuz kekti adı. İstersek koyabiliriz, istemezsek koymayabiliriz. Çok yumuşak olursa onu da ekleyebilirsiniz. Tam buğday unu ekleyin. Veyahut da hiç koymayın. Dediğim gibi yulaf miktarını arttırın. Ama şimdi sen burada... adı unsuz kek. Yapmayayım mı? Bırakayım mı? Yok, bırakma, yap. Devam et. Devam et. Hayır, hiç un koymayacağız zannettim. Şimdi ben burada şeyi izah etmeye çalışıyorum. Evde yaptıkları zaman mercimeğin suyu çok fazla olursa... Ya yulaf miktarını arttıracaklar. Ha, oldu, anladım. Demin de söyledim. Tamam, ya yulaf miktarını çok arttıracaklar veyahut da yulaf istemiyorlarsa tam buğday unu ekleyebilirler. İkisi de mümkün. Hiç problem değil. Çünkü evet, burada pişirici olan şey yumurta ve mercimeğin kendisi. Güzel. Kabartma tozu da koymuyorum ben içerisine. Çünkü bu böyle mısır ekmeği gibi bir şey oluyor Derya Hanım.
Yulaf koyduğumuz için birazdan yulaf zaten bunun suyunu çekecek. Cevizleri atıyorum. Birazcık da üzeri için ayırıyorum. Tamam. Burada fındıklarım var. İsterseniz kırabilirsiniz. İsterseniz bütün kullanabilirsiniz. Ki ben serbest bütün kullanacağım. Yani her şey. Ben burada öyle yapıyorum biliyorsunuz. Ben de ölçüm ölçüyorum. Serbest. Evet. Hazır. Ay çok güzel harika kokuyor, oldu değil mi? Semen. Bayağı da kabardı. Yani içine kabartma tozu koymadık. Yulaf koyduk. Dediğim gibi mercimek çok suluysa evet, birazcıktan buğday unu ekleyebilirsiniz. Mercimek çok sulu değilse zaten yulafı yetecektir. Evet. İkisini birden de kullanabilirsiniz. Birazdan dilimleyeceğiz. Nefis bir ekmek oldu. Mis gibi de kokuyor. Ay ben pazar günü yeşil mercimekten bir yemek yaptım. Oh ne güzel. Harika oldu. Elinize İçine sağlık. Sonradan erişte koyarız veya makarna koyarız olur. Ya. Bayılırım. Ben ne koydum? Ne koydunuz? Ben içine küçük küçük hazırlanmış dondurucuda duran mantılardan koydum. Aa iyi fikir. Şöyle bir avuç, bir avuç attım içine. O mantının içindeki etinin şeysi de ona bir şey bir lezzet verdi. Bir parçacık da ama bir çay kaşığının ucuyla da köri koydum. Kırmızı bildiğiniz mercimek yemeğini. Mercimeğe köri, kimyon çok yakışır. Aman Allah'ım o kadar güzel oldu ki. Süper. Gerçekten deneyebilirsiniz. Elinize evet. Buyurun efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu sağlıklı ekmeğin ardından bir tane normal kurabiye yapıyoruz. Evet. Adı ne? Biskoços. 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 Adı çok iyiymiş. Biskoços yapıyoruz. Çocukken çok sevdiğim bir şeydi bu. Vanilya var. Kabartma tozu var. Şeker var burada. Yarım bardak kadar şeker var. Birazcık tereyağı, margarin veyahut da ve ayçiçek yağı. Bunları şekerle güzelce karıştırıyorum. Bu biraz yağlı bir şey. Göz kararı un konacak içerisine. Ve biraz yumuşak bir şey olacak. Mutlaka buzdolabında bu hamuru en az 2 saat bekletmeniz lazım. Kendisini toparlasın diye. Her hamur için aynı şeyi söylüyoruz biliyorsunuz. Şimdi bunun içinde süt ve su ikisi birden var. Güzel. Bir çay bardağı kadar, küçük bir çay bardağı kadar süt. Ve yine o kadar su. Yumurta yok içinde. Bu yumurta üzeri için. Hı hı. Şimdi buna aldığı kadar un ekleyeceğim. Değişik ama. Hı hı. Bu İspanyol tarifi yanılmıyorsam. O taraflardan bir tarif yani. Ben de tarifler biliyorsunuz dünya dünya çapında olduğu için. Teşekkür ederim. Şöyle azar azar başlayalım bakalım. Sanırım yeter. Birazcık gevşek bir hamur olacak. Dediğim gibi dolapta kendisini toparlayacak. Bunlardan sonra küçük halkalar yapacağız. Üzerlerine yumurta sürüp sarı susamla süsleyeceğiz. Fırında pişireceğiz. 175 derecede. Bir 15 dakika kadar. Benim birazcık mi? Daha lütfen. Teşekkür ederim. Yani ne kadar un attık? 1-1,5 su bardağı kadar harika. Bir un attık. Şu tavuk sarmayı da bekliyorum. Biraz evet. Sonra tekrar yanına geleceğim. Vişneli. Vişneli. Vişneli tavuk vişneli, sarması. Tavuklu yaprak sarma evet. Olacak. Süper. Çok merak ediyorum. Hem görüntüsü şöyle hazırladım güzel. Hazırladım zaten. Sunumu da çok iyi. Hı-hı. Süpersin Semen. Teşekkür Sen, ederim. Birazdan daha görüşeceğiz. Biraz daha evet lütfen. Hı-hı. Sağ olun. Evet. Hazırız. Evet. Hazır mıyız? Kekimiz pişti. Kek pişti. Biskoçoslar da hazır. Şimdi Semen'in bugün yaptığı kek unsuz diye biz şey yaptık ama hafif bir un koydu. İster koyun ister koymayın. Evet. Yulaf miktarıyla onun kıvamını ayarlayabiliriz. Yalnız diyet yapanlar için, diyabetikler için ben çok nadir bir şey yiyebiliyorum bu programda. Pişenlerden, hani tatlılara falan çok elleyemiyorum. Ama bir dilim bundan yedim. İçinde cevizi var, fındığı var, azıcık havuç havucu var, yulafı var. Yani yumurta bunu yapın, var. Çantanıza koyun. Mesela ben böyle besleniyorum hamileler, işte. Bu beslenme türü, yani Canan hı-hı. Karatay görseydi bizimle gurur duyardı. Gerçekten çok hocam? Onluk bir şey, hakikaten. Şimdi, Semen ne yapıyoruz? Ay, şimdi... Ben bunu da bir... şeyimi yapacağım misafirlerime. Tavuk çok sarması güzel. Yapıyoruz. Hı-hı. Malzemeler gayet basit. Lor peyniri, rendelenmiş kaşar, tuz, karabiber ve taze kekik veya taze ada çayı da güzel olabilir. Bunları şöyle birbirine karıştıracağım. Ondan sonra burada önceden hazırladığım bir şey var Derya Hanım. Bunu izleyicilerimize gösterelim. Tavukları
fileto tavuk var ya. Hı. Onu şöyle orta yerinden ikiye kestim. Tamam. Veyahut da dövdür edebilirsiniz. Şinitzel tavuk gibi. Şöyle işte bir iki çay kaşığı kadar bu harçtan. Bir iki tane vişne. Asma yapraklarını da şey almıştık, hazır almıştık. Bir saniye şunu çıkartayım. Asma yapraklarını suya koydum sadece. Bundan sonra başlıyorum bunu sarmaya. Yaprak sarma sarar gibi. Aslında bu asma yaprakları yensin diye değil de şekil dekorasyon versin için ve şeklini korusun diye. Şöyle sarma sarar gibi sarıyorum. Piştikten sonra hani yerken tabakta çıkarın diye. Hı. Tavayı ısıttım, ızgara bu şekilde pişiriyorum. Bir tane daha baştan yapalım. Ay çok güzel, çok iyi fikir. Bunda da gördüğünüz gibi hiç yağ yok. Gayet lezzetli, sağlıklı ve bu vişne ona güzel bir ekşilik katıyor. Hmm. Vişne de dondurulmuş vişne. İçinde ne şeker süper, var ne bir şey süper, var. Süper, süper, Şöyle normal sarma sarar gibi. Biraz tombul tombul sarmalarımız. Tamam. Böyle. Çok sıkıştırmıyoruz. Çok sıkıştırmıyoruz. Hem görsel değişik olarak çok güzel. Değişik bir sunum olmuş olacak. Evet. Bu şekilde tavada pişiriyoruz. Yapraklar daha büyük olursa tabii ki daha iyi olur. Evet.